Bu film benim çok beğendiğim, daha doğrusu benim örtüşebildiğim bir film değil. Ama gene de mümkün olduğu kadar nesnel olmaya çalışacağım. Yalnız çok sempatik bir okuma olmayacak korkarım. Onu da baştan söyleyeyim size. Şimdi Lozey Amerikalı, Harvard'da okumuş. Tıp okumaya gitmiş, drama okumuş. Daha sonra tiyatroda çalışmış. Sovyetler Birliği'nde Eisenstein sınıflarına katılmış. Brecht'le çalışmış Almanya'da. Dönmüş. Tiyatroda çalışmış. Brecht'in Galile oyunu sahneye koymuş. Charles Laughton'la. Müzikleri Hans Eisler'in. Hans Eisler'le birlikte epey çalışmış, ona yardım etmeye çalışmış. Solcularla, komünistlerle ilişkisi var Rose'in. Daha sonra Hollywood'a geçiyor. Hollywood'da birkaç film çeviriyor. Ama tabii McCarthy dönemi kara listeye alınıyor. Kara listeye alınınca artık Hollywood'da, Amerika'da iş bulamıyor. Avrupa'ya geçiyor. Avrupa'da, İtalya'da galiba bir film yaptı ama takma adla. İngiltere'ye geçti. İngiltere'de iki tane film yaptı takma adla. Takma ad çünkü oyuncular Lozey ile birlikte olmak, görünmek adlarının geçmesini istemiyorlarmış. Daha sonra kendi adları, kendi Lozey adıyla filmler yaptım. Bir şey var, The Go-Between filmiyle Cannes'da büyük ödül alıyor. Senarist Harold Pinter, alt orta sınıf bir Yahudi terzinin oğlu. Dolayısıyla ayrı bir kültürden geliyor, ayrı bir ortamdan geliyor. 1940-41'de evlerin boşaltılmış bombalı yüzünden. Dolayısıyla böyle bir korku içinde yaşamışlar epeyce. Evet, dediğimiz gibi iki ayrı kültürden gelen iki tane insan. Ama Lozey diyor ki herhalde birçok kişiden daha çok İngiltere'nin bazı yönlerini daha iyi anlatabiliriz diyor ikimiz birlikte olursak. Pinter çok ödülü var, çok ödülü var. Nobel de almış, Legion d'honneur almış. Oyunları genellikle böyle bir, nasıl diyeyim, ihanet, zalimlik, korku, insanlık dışı, merhametsiz bir takım şeyler var. Nasıl diyor, ben mutlu bir oyun yazabilirim? Yani dram dediğimiz şey çatışmadır. Elbette çatışma olduğuna göre acıdır, huzursuzluktur, kargaşadır. Onun için diyor, ben hiç mutlu bir oyun yazmadım ama mutlu bir yaşam sürüyorum diyor. Evet, iki kere evlenmiş zaten. Bir yığın ödülü var. 1985'te Türkiye'ye gelmiş. Bu nedir adı? Helsinki Watch Komitesi yüzünden işkenceleri, özellikle hapishanelerdeki işkenceleri incelemek üzere. Bu ara Kürt diliyle de ilgilenmiş. Dağ dili diye bir oyunu da yazmış Kürtlerle ilgili. 1963'te yapmışlar, birlikte çalışmışlar. Birkaç tane daha filmler var sonra birlikte çalıştıkları. 1963'te yapılmış Servant. 54. pardon 15. film. 54 yaşında Lozey. Sanki küllerimden yeniden doğdum diyor. Daha önce de var filmleri ama İngiltere'de tanınmış bilinen filmleri var ama ilk defa uluslararası üne kavuşmuş bu Servant filmiyle. Ve dediğimiz gibi ortak Pinter ile ortak çalışmasının başlangıcı oluyor. 63 yılı da İngiltere'de bir takım skandalların, kuşkuların, özellikle bu önemli yerlerdeki insanlarla ilgili skandalların olduğu bir yıl. Proforma skandalı var özellikle. Dolayısıyla film tam oturmuş yerine. Film ne hakkında diye soracak olursanız çok fazla yorumu var. Hatta Pinter, Rose ve oyuncular böyle bir söyleşide, hani insanlar, bu filmdeki insanlar neden böyle davranıyorlar diye sorulduğunda herkes kendine göre bir yorum yapmış. Farklı farklı şeyler söylemişler. Şimdi ne olabilir film? Tabii bir kere sınıfla açıklanabilir, doğru. Yani bir yüksek tabakadan
bir Tony var. Bir de alçak tabakadan, yani varlıklılar var, varlıksızlar var, Barrett var. O olabilir. Eşcinsellik bazıları diyorlar var filmde. Daha doğrusu şöyle diyor, deniyor. Filmde eşcinsel her yerde var, hiçbir yerde yok. O tarihte eşcinsellikten söz etmek, hele filmlerde söz etmek, romanlarda söz etmek yasak. Yani suç aslında. Onun için açıkça söylenmiyor. Bununla ilgili birkaç şey var. Örneğin bir romandan alınmış, Robin Morgan'ın romanı. Onun başından bir şey geçmiş. Sevgilisiyle birlikte gece sokağa çıktıklar, döndüklerinde uşaklarını bir oğlanla birlikte yakalamışlar yatakta. Uşak da şey demiş Morgan'a, istersen sana da göndereyim, bak çok iyi bu adam demiş, oğlan demiş. Burada tabii Vera aslında uşakla birlikte olan bir kadın. Karı koca gibi Barrett'la bazen Tony. Örneğin hani böyle şey içinde, yoksulluk içinde gıdırdırlayan bir kadın gibi söylüyor bir ara Barrett. Teriyak kaç para biliyor musun sen diyor. Ama ondan sonra böyle giyinip kuşanıp Barrett'in yediği yemekleri yiyorlar birlikte. Saklambaç oyunu var. Saklambaç sonuna doğru. Vera Barrett, Tony'yi kışkırtıp onunla birlikte sevişmeye başladıkları zaman su damlıyor, dikkat edecek olursanız. Bir su damlası var orada. Öyle bir ses var. Tony gidip kapatıyor. Ama sonra saatin tiktakları duyuluyor. Yani cinsellik bastırılamıyor, devam ediyor gibi. Saklambaç oyununda da var su damlası sesi. Yani oradan böyle bir cinsellik sanki ima ediliyor, deniyor. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Lose bir ara bu bir Faust öyküsüdür demiş. Ama sonra pişman olmuş. Hayır, Faust öyküsü falan değil demiş. Ama filmde bir takım imalar var gene elbette. Bir kere Barrett gayet kötü. Yani tam bir evil, şeytani bir kötülüğü var Barrett'ın zaman zaman. Öyle bir şey var. Sonuna doğru şöminede ateş var. Tony yerde oturuyor. Barrett ona bir sıvı veriyor işte. Bunu iç diyor. Tony ondan sonra bayağı artık çöküyor, gidiyor. Böyle bir şey var. Bir ara Barrett şey diyor, ben bir insanım diyor. İnsan olmasaydım herhalde benden hoşlanmazdın değil mi diyor. Tam da Mephisto'ya yakışan bir söz aslında. Ha bir de şey diyor tabii, o da var. O da Mephisto'ya yakışan bir söz. Benim bütün arzum sana hizmet etmektir diyor. Bunu biliyorsun değil mi diyor. Bir de tabii yedi günah diye bir şey vardır. Hepsi var burada. Gurur var, kıskançlık var, tembellik var, hırs var, açgözlülük var, şehvet var. Yedi günahın hepsi de var burada. Ama Faust değildir diyor. Tabii sınıf çatışması. Yani varlıklılarla yoksul olanlar arasındaki bir çatışma, bir erk mücadelesi denebilir. Doğru, o da var. Ama bunun yanında psikanalitik olarak da açıklanabilir. Yani iki tane kişiliğin birbiri içine girmesi ve çatışması, birinin ötekine hakim olması da denebilir film için. Bir de Brecht'in etkisi de olduğu söyleniyor. Çünkü Lozel Brecht'le ilgilenmiş. Yalnız şey diyor, Brecht'in tamamen katıldığı bir ilkesi var. O ilke de filmlerin düşünerek izlenmesi. Yani duygusal olarak değil. Eğer duygulara kapılırsak diyor, o zaman yönetmen başarısız olmuş demektir. Burada da öyle. Bir de yani Brecht'in başka bir şeyi var. Tipaj dediğimiz şey var. Yani Tony kim? Tony yüksek sınıftan biri. Barrett kim? Barrett uşak. Yani böyle bir takım tipler var. Fazla incelenmemiş onlar, fazla üstünde durulmamış. Yani bir takım motifleri nedir, arzuları nedir, ne istiyorlar. Onlar üstünde durulmamış. Sonra tabii şey var,
bir yere gidiyorlar, bir karı koca taşraya gidiyorlar. Yani onlar da yüksek sınıftan. Onlar da böyle, işte o sınıftan kişiler onlar, başka bir şey değil. Böyle bir tipaj da var aslında. Bir de şey deniyor, tabii o da var, hani bir metin var, bir de onun altında başka bir metin de var. Onu da keşfetmek gerekir diyorlar. Bir örnek size söyleyeyim, başlangıçta Barrett'i görüyoruz sokakta. Barrett bir uşak, tamam, iyi giyimli bir adam gidiyor. Ama bir tuhaf bir şey, yani tuhaflık var onda. Onun altında başka bir şeyler daha var. Üstelik bir sokakta yürüyor. Güneş yok. Bu gri bir sokak. Ağaçlar var. Yaprak yok. Böyle bir kuru bir ortam. Oradan da belli ki yani o bir altta bir metin var. Açıklanmayan şeyler dedik. Açıklanmayan bir şey var. Orada bir örnek olarak söylüyorum bunu. Susan filmin sonunda Barrett'i öpüyor. Susan'ın onu öpmemesi gerekir. Yani şimdiye kadar, o zamana kadar diyelim isterseniz. Görebildiğimiz Susan Barrett'i öpmez. Neden öptü diye sormuşlar gerçekten. Kesin bir cevabı yok diyor Lozey. Öptü çünkü ne yapacağını bilmiyordu diyor. Öpünceye kadar da ne yapacağını bilmiyordu diyor. Ama bir takım nedenler de olabilir diyor. Örneğin belki de Tony uyandırmak istedi. Yani onu kıskandırıp ne oluyoruz artık bu kadar olmaz demek istedi. Belki diyor. Belki Tony o kadar alçaldı ki kendisi de alçalmak istedi diyor ona. Ona eş olsun diye. Belki diyor yani böyle çekici geldi ama öptükten sonra itti onu diyor. Yani böyle bir çekicilik, iticilik var diyor belki. Ama herhalde diyor yani ne yapacağını bilemedi o ara. İlişkiler, efendi uşak ilişkisi değil mi? Patron işçi ilişkisi. Hep bir erk ilişkisi var burada. Restoranda da dikkat edecek olursanız bir takım kişiler var orada. Onların konuşmalarından da anlıyoruz ki hep o erk ilişkisi, power ilişkileri var hep, her birinde. Tony yüksek sınıftan biri. Oxbridge ile okumuş herhalde. Yani Oxford, Cambridge. O sıralar yani 1950'ler, 60'lar bu yönetici sınıf denilen yüksek sınıflardaki Oxbridge'li yöneticileri çok eleştiriyorlardı. Yani tamam diyorlardı, bunlar uzun süre İngiliz İmparatorluğunu yönetmişler. Ama artık aldıkları humanities eğitim bu imparatorluğu, bu ülkeyi daha doğrusu yönetmeye yetmiyor. Ekonomi değişti, teknoloji değişti, toplum değişti. Dolayısıyla epey bir eleştiri var. Gerçekten de bakıyoruz, işte bir karı koca var biliyorsunuz, gittiler, ziyarete gittiler. Hiçbir şey bilmiyorlar, dünyadan haberleri yok. Tony çok tembel, yani bir takım böyle Amazon'da şehir kurup, Anadolu'dan insan getirip oraya yerleştirmek gibi olmayacak bir takım şeyler düşünüyor. Üşengeç, küstah ama zayıf. Gene öyle bir üst sınıftan biri. Susan ise bana öyle geliyor, daha çok orta sınıf, zengin orta sınıf diyelim isterseniz. Onun da bir takım imalar var. Örneğin bir tabloyu çok beğeniyor. Barrett ona klasik diyor. Susan diyor ki hayır, klasik değil, tarih öncesi bu diyor. Yani klasiği anlayamıyor. Şaraptan da pek anlamıyor, bir ara böyle bir konuşma geçiyor. Barrett ise, Barrett'in ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten de bir evil, tam bir evil bazen. Bogart çok güzel oynuyor çünkü. Ama bir de şu var, gene bir tipaj olarak hizmet etmeye hazır. Hatta tokat dedikten sonra bile Susan'ın paltosunu tutuyor. Yani böyle hazır bir şey var.
uşak. Öyle bir şey de var. Çekimler üstünde biraz durmak gerekiyor. Epey bir yani şey anlamlı çekimler var. İlk çekim Berat geliyor. Tony'yi yatarken uyurken görüyoruz. İlk defa orada görüyoruz. Orada Berat Bogart çok güzel oynuyor. Hafifçe bir şey sezinliyoruz orada. Yani bir kötülük var adamın üstünde. Yani bir şey var, bir hakir görme var diyelim isterseniz. Tony ise şey, yani böyle kayıtsız, ilgisiz. Yalnız bir de şey diyor, bir yorumu daha var Loze'nin, onu da söyleyeyim size. Bir tuzak diyor bu, bir tuzak içinde bu insanlar. Öyle bir ev, öyle bir toplum ve bu tuzak içinde ama farklı yaklaşıyorlar bu tuzağa diyor. Film diyor, hani basitçe söylemek gerekirse kölelik üstüne kuruludur diyor. Servility, herhalde kölelik diyeceğiz ona. Yani bir korku toplumu diyor. Ama kimse hani bununla mücadele etmeye, karşı çıkmaya, tepkide bulunmaya çalışmıyor. Bu bir şey diyor, yani bir attitude, bir tutum kölelik. Bir de öyle bir yorumu var şeyin, Loze'nin. Aynalar var filmde, epey bir ayna var. Yani ilk defa evin içinde aynadan görüyoruz. Gayet düzgün bir ev ama aynadan bir çarpıtılmış görüyoruz. İnsanları da öyle çarpıtılmış görüyoruz. Bazıları şey diyor, yani bu çarpık kişilikler diyor, böyle bir şey. Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki sonra gene konuşuruz. Bir de bu Saşra'ya gidip ziyarete gidiyorlar ya, o sahne, bir de top sahnesi var merdivende. Loze diyor ki bunlar fazla stilize sahnelerdi. Ötekilere uymuyordu. Onun için diyor, yani biri başta biri sonda, ben araya işte restoran sahnesini koydum diyor. O da stilize çünkü. Yanılıyor. Restoran sahnesi daha önce aslında. Ama yani bilmiyorum. Top sahnesinin, yani top oyun sahnesinin restoranla da ya da şeyle de pek ilişkili olduğunu sanmıyorum. Evet, fazla stilize. Duvara kocaman gölgeler düşüyor. Orası öyle ama gene de. Bir de şunu söylemek gerekir. Merdiven bir şey, işte mücadele sahnesi orası, Berat'la şey arasında, Tony arasında. Dikkat edecek olursanız Tony gitgide daha küçülüyor çekimlerde, Berat öne geçiyor. Hatta sonunda Berat'ın böyle bir gölgesi düşüyor eve geldiklerinde. Susan'la Tony eve gelip yatakta bulduklarında. Bir şey daha unuttum, onu bilmiyorum, onu düşünmek gerek. Döndüklerinde Vera'yı buluyorlar yatakta. Yatakta yatıyor Berat. Duvarda bu vücut yapanların, erkeklerin çıplak resimleri var. Ama bir türlü bilemedim, orası Berat'ın odası mı, Vera'nın odası mı? Yalnız yatakta Berat yatıyordu. Hani o bir de yani cinselliği bir ima belki, bilmiyorum. Sonunda orji var biliyorsunuz. Orji sanki başka bir filmden alınmış gibi. Yani ben bir türlü o orjiyi bu filme yerleştiremedim. Loze hayır öyle değil diyor. Yani bir şey. O country house. Yani taşradaki ev, restoran, top oyunu sahnesi onu hazırladı diyor.
Hatta saklambaçla hazırladı diyor. Ama orji bilmiyorum, bana çok tuhaf geldi. Neden yani? Ne oluyoruz? Hani sınıf çatışması da desek, peki böyle bir çöküntü mü? Bilmiyorum yani, bilmiyorum ben. Hatta şey diyenler var, yani film bir gerçekçi film olarak başladı, Freudian bir fantezi olarak bitti diyenler de var. Ama öyle diyor Döze, yani saklambaç ve top oyunu bu orjiyi hazırladı diyor. Yani öyle bir şey ki artık master, uşak rolleri değişti, yalnız o değil diyor. Yani hiçbir ahlaki değerin, hiçbir toplumsal normun kalmadığı, bütün sınırların ortadan kalktığı bir toplum bu diyor. Yani bir çürüme diyor. Bilmiyorum. Bir de Pinter'ın sözünü var. Dramlarda diyor, çünküden nefret ediyorum. Biz kimiz ki diyor. Yani bir şeyin sonucu budur. Bir şeyin nedeni budur. Bilebilelim diyor. Bütün bilebileceğimiz şey bir şeyin belli bir düzen içinde gittiği, bundan başka bir şey bilemeyiz, tahmin ederiz diyor. Yani yaşam bir gizemle doludur diyor. Bu gizem beni tutuyor diyor. Belki de şu soru, yani Loze ile Pinter'ın sorusu, yani bunlar neden oldu, bunların nedeni nedir değil, bunlar oldu, peki bu ne anlama geliyor? Belki de, bilmiyorum. Yani film bir eğretileme belki, sınıf çatışması için. Bir evil, yani kötü, şeytani bir kötülük incelemesi. Bir takım kişilik çatışmalarıyla psikolojik olarak da bir şey yapılmış. Eşcinsellik belki, İngiliz kast sisteminin eleştirisi belki, güç elde etme güdüsü, o da olabilir. Yani kölelik belki, bilmiyorum. Çeşitli yorumlar var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi siz... Evet. İyi akşamlar hocam. Hocam yanlış hatırlamıyorsam Hitchcock'un Sapık filmi 1960 yılında çekilmiş. Yani bu filmden 3 yıl önce. Ben de bu filmde Lozay'ın Hitchcock'tan baya baya esinlendiğini düşünüyorum. Özellikle Barrett filmin ikinci yarısında eve döndüğünde Tony ile olan ilişkisi sanki Sapık'taki Norman Bates ve annesi arasındaki, yani ölmüş annesi arasındaki delice ilişkiyi hatırlattı bana. Sonunda da saklambaçta Barrett'ın Tony'yi banyoda yakalaması, o meşhur öldürme sahnesini hatırlattı. Sanki burada da Barrett Tony'yi deliliğe sürüklüyor gibi geldi bana. Bilmiyorum, ne düşünürsünüz? Yani Sapık'takine benzer bir şekilde. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Olabilir, olabilir. Ben öyle bir şey görmedim filmde. Yani Hitchcock'la bir ilişki kuramadım. Olabilir ama yani. Çünkü kendi gözümüzden görüyoruz. Nasıl gördüğümüze bağlı. Kafamızda bir takım şemalar var elbette. Yani böyle bir düz beyaz kağıt değiliz. Siz öyle görmüşsünüz ama ben hiç görmedim öyle bir şey. Evet, evet. Daha sonra yapılmış film. Ben sandalye düzenini fark ettim. Öyle bir şey var mı? En başta işe alınırken Barrett alt sandalyede oturuyordu. Yani alçak sandalyede oturuyordu. Tony yukarıda bir sandalyede oturuyordu. Filmin sonunda oturma düzenleri tersleşti. Yani öbürü aşağıda, Barrett yukarıdaydı. Tabii. Yani böyle bir... Yani film boyunca öyle bir değişim var, değiş tokuş var Barrett'la Tony arasında. Ben bir şey soracaktım. Çekimlerde de var. Kameranın yerleşim şeyi ya aşağıda, yani göbek altından bile aşağıda gibi geliyor bazen. Çok aktör mesela çok yukarıdaydı bir sürü sahnede. Onun böyle bir anlamları oldu mu diye soracağım. Kameranın pozisyonları açısından. Onlara hiç dikkat etmedim ben. Yani şeyler var. Görüntü
düzenlemesi, çerçeve düzenlemesi var elbette. Yani kimi önde, kimi arkada, kimi yukarıda, kimi aşağıda, onlar var. Ama alıcı hareketine pek dikkat etmedim doğrusu. Hareketten çok alıcının yerleşim şeyleri, yerleşim düzeni var. Düzeni yukarıda mesela şey tepede böyle bir anıtsal gibi duruyor tepeden. Yani aşağıdan çekmişler. Kamera aşağıdan çekmiş. Çektiği kişi, ki başlarda Tony yukarıda böyle dev gibi duruyordu. Sonra hani özellikle merdiven sahnelerinde, merdiven sahnelerinde evet. Hep karıştı. Evet, hep evet, daha yukarıda. Doğru. O da öyle. Öyle. Yerleştirme öyle. Ona dikkat etmiş. Ben kendimce bir benzerlik kurdum ama ne dersiniz bilmiyorum. Zaten hani filmde en çok dikkatimi çeken şey karakterlerin o iç içe geçişi. Hani personayı hatırladım direkt. Ama sonra aklıma işte film festivalinde Altman'ın filmiydi galiba. Üç Kadın diye bir film izlemiştim. Orada da yine biraz böyle üst sınıftan bir kadın, yine alt sınıftan. En son her şey tersine dönüyor. Ve en son kim? Hani karakterleri tamamıyla iç içe geçmiş. O filmi çok hatırladım personadan da ziyade. İzlediniz mi bilmiyorum. Siz ne diyeceksiniz bu benzerliği? Üç Kadın, hayır izlemedim. İzlemedim o filmi, bilmiyorum. Çok aşırı derecede onu anımsattı yani. Hani. Üç Kadın daha sonra mı yapılmış? Daha? Hiç tarihlerini bilmiyorum ama hani karakter olarak sadece onun bayan versiyonu o filmde. Anladım, anladım. Yalnız bu filmi unutmayın, bu very British bir film. Yani gerçekten de yani o zamanki, özellikle o zaman 1950-60'larda İngiliz yönetici sınıfı, üst sınıfı böyleydi. Buydu yani. Yani şeyi söylemeniz çok isabet oldu. Susan'ın bir üst orta sınıf olmadığını belki tamamen, evet, tam yani sınıf, tam bir üst orta, yani Tony kadar zengin değildi. Ve hani bizim işte Bert da zaten o kadar. Hani öyle bir imkanları, yani benim anladığım öpüşme sahnesinde o bingo diye yandı aklımda. İkisi de Tony'ye bir işte güç, erk ya da neyse artık sahibi pozisyondaki insan olduğu için Tony'yi istiyorlar. Ama aslında onu temsil ettiği, onda sembolleşen şeyler için. Ve Tony'yi, pardon Barrett'ı sen kazandın diye öptü gibi geldi bana. Çünkü artık daha fazla mücadele edecek gücü kalmadı. Niye böyle bir şey söylüyorum derseniz, yani sanatsal açıdan, algılama açısından hep kavga ettiler Barrett'la. O vazoyu aldı, oraya yerleştirdi, öbürü oraya gitti. Hiç anlamadığı şeylerde bile sırf onun fikirlerini sordu Susan Barrett'a. Ne diyeceğini biliyorum falan diye ters dedi sonra. İşte hani onun başka türlü bir alımlaması var, zevk biçimi var vesaire. Diğerinin başka türlü, ve hani o mücadele hep vardı. İkisi de yani Tony benimdir demeye getiriyorlardı onun temsil ettiği şeyler üzerinden. Galiba öpme sen kazandın deyip hani daha da küçülmemek üzereydi. Ben öyle. Olabilir. Belki de. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Lozey de bilmiyor zaten. Evet, ben de bilmiyorum. Bana daha çok bir şey yaşanıyor. Dekadans, bir çürüme yaşanıyor. Bir anlamda ben de bir tadayım. Bu adam yani Tony o dekadansı sonuna kadar yaşadı. Alta gitti, yerlerde sürünüyor. Büyük olasılıkla o içtiği şey morfin miydi? Yani alkolün uyuşturucu ötesinde. Olabilir, uyuşturucu olabilir. Evet, yani alkolün ötesinde bir şeydi. Evet, evet. Bu dekadans nasıl bir şey? Bir de ben tadayım gibi bir hareket hissi. Olabilir, o da olabilir. O da olabilir. Yani bilmiyorum tabii. Olabilir, yani. O da olabilir. Ama ben o dekadansı anlamadım filmde. Neden? Yani filmin sonu, o bir kere eve kapandılar ve aşağı indiler. Hani evet, çok... zaten hiç sokağa çıkmadılar, hep evdeler. Hatta bir yani noktada Tony şey dedi, şimdi dışarıda olmak ne kadar güzeldi. Tabii, tabii. Yani sanki yasaklanmış gibiydi, o onların dünyası. Evet. Artık her şeyin ahlakın olmadığı bir dünya. Öyle, orası öyle. Ama dediğim gibi o dekadans neden? Yani çünkü belli bir toplumun içinde yaşıyoruz. Yani o toplumu gösteriyor bize. Biliyoruz biz aşağı yukarı o toplumu. Ama yok öyle bir şey orada. Götter'den benim değil tabii. Tanrıların Düşüşü, Visconti'nin filmi. Evet, orada öyle. Zaten o bir efsaneye dayanıyor. Bir kere o var. Ama ondan sonra bir faşizm var orada. Artık yani iyice yozlaşma var.
elbette. Onu anlıyoruz. Ama ben bu filmdeki yozlaşma nedendi, nereden çıktı şimdi bu, anlamadım doğrusu. Tamam, aristokrasi evet işe yaramadı artık. Yani bu ülkeyi yönetemiyor. Ama yani bir dekadans yok orada. Belki şeyler var yani, bir takım skandallar var. Ama yani gene de öyle bir, o kadar bir çürüme yok gibi geldi bana o dönem. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum yani, dediğim gibi. Evet, evet. Evet. Evet, öyleydi. Öyleydi. Evet, öyleydi. Öyleydi. Hocam benim aklımda birkaç tane ayrıntı kaldı. Filmin başında ilk başta Barrett geldiğinde şey diyordu. Yani bir önceki işte soylulara hizmet ettiğinden ve o soylunun öldüğünden bahsediyordu. Sonrasında filmin bir tarafında şey, ona askerlikte takılan ismi, lakabı söylüyordu ve neden bu lakap takıldı denildiğinde çok iyi bir eğitmen olduğu için böyle bir lakap takıldığını söylüyordu. Aslında mesela benim aklıma bir de bir ara şey geldi. Acaba hani önceki ev sahibinde o mu öldürdü? Hani çünkü film giderek işte şeye dönüyor. Barrett'ın ana karakter Barrett. Zaten filmin adı da o. Tamamen dışta olan şeyleri kendine dönüştürüyor ve filmin hani her şeyini kontrol eden eğitmen. Hakikaten başta da o ya da ortada geçen kısmı gibi eğitmen olup işte belki de o aristokrasinin çöküşüne falan sebep olan bir şeye dönüşüyor. O ayrıntılar da mesela çok şey, hani bir yerlere belki gönderme yapılıyor mu diye aklımda kaldı. Ama her zaman bir şeye götürmek zorunda değil tabii yönetmenler. Olabilir, her şey denebilir film için. Olabilir, bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim de benzettiğim film, herkes bir filme benzetti. Bu Louis Buñuel'in Burjuvazi'nin Gizli Çekiciliği. Sanki bu filmden etkilenmiş gibi durdu. Hani o Burjuvazi'nin eğlenceye, sefahate olan düşkünlüğü ve sadece kendi aralarında kendilerine özgü konuşmalar falan. Ama asıl hani sizin vurguladığınız bu sınıfsal çatışma veya işte sınıf mücadelesine ilişkin işte Tony'nin Burjuvazi'yi temsil etmesi, Barrett'in işçi sınıfını belki, hatta bir ara barda galiba şeyi de görüyoruz, din sınıfını, dini sınıfı işte papazları. Acaba hani 1960'lar filmin yapıldığı zaman işte tam da böyle Sovyetlerin hani dediğim gücünün yüksek olduğu dönemler olmasının etkisiyle böyle bir sınıfsal diyalektiğe vurgu da çok mu anlamsız olur? Yok, hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey var elbette filmde. Evet. Yani o diyalektiğin bir sonucu da olabilir bu yozlaşma. O da olabilir. Var elbette. Elbette var. O da var yani filmde. Hocam o zaman buradan... Yalnız pardon. Bunu yedim filmi biraz farklı bir filmdir. Ayrıca o... Yalan mı söylüyor bilmiyorum ama Buñuel, ben Burjuvazi'yi eleştirmedim o filmde diyor. Discreet de gizli anlamına gelmiyor. Orada şık, gayet yani iyi yaşayan anlamına geliyor diyor. Discreet. Ben de Burjuva'yım zaten diyor Buñuel. Bilmiyorum yani, o ayrı bir şey. O bir dipnot. Evet. Ben de bunu biraz merak ettim. Eğer bu bir sınıf çatışması... ...na dair gönderisi olan, göndermesi olan bir filmse... ...Rosen'in ve hatta Pinter'in alt sınıflara dair algısı... ...ya da işçin sınıfına dair algısı da oldukça şey... ...karamsar ve şey geldi bana... ...bilmiyorum, hani çok umut vadeden bir algı ve analiz gibi gelmedi. Siz ne dersiniz? Evet, doğru, doğru. Yani Barrett gerçekten de bir... Anlaşılmaz bir adam diyelim isterseniz. Zaten şey daha, kişiler de öyle. Kişiler de böyle düşünülerek yapılmış, hani sanki test tüplerinde yerleştirilmiş, ölçülmüş, biçilmiş tipler gibi. Ama dediğiniz doğru yani. Barrett de alçalıyor aslında.
O da öyle. O da çürümüş bir toplum içinde, o da çürümüş bir tuzak içinde kalıyor elbette. Sonuçta. O zaman evet, o da bir tuhaf bir şey, bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim bu işçi sınıfı konusunda hocam? Benim. Neyse, evet. O şey, şimdi bence uşaklık işçi sınıfıyla, bu işçi sınıfından biraz farklı bir yerdedir. İşçidir ama patronla birebir ilişkidedir. Burada işçi sınıfı bence boyacılar ve tamirciler de o evin ilk yapıldığı dönemde ve belki filmde en başarılı noktaları çok ufak gülümsemelerle bir şeyleri götürüyor. Orada işçiler bu şey elinde tepsi beret geçerken böyle müstehsi güldüler kendi aralarında. Yani hani gerçek işçi onu kabullenmedi. Doğru. Yani onlar ayrıydı, uşak ayrıydı gibiydi. Yani, onların üstünde fazla durmamış ama. Durmamış, evet. Tamam, orada ama ufak bir göndermeyle bir gülümseme yapmış gibi geldi bana. Bir de şöyle bir şey var sanki. Barrett daha önce bir lordun yanında çalıştığını söylüyor, ifade ediyor. Barrett'ın hareketleri biraz da bir kez de şey diyordu, centilmenlerin centilmeniyim. Yani işçi sınıfından ama sanki aristokrasiye yakın olmaya çalışan bir tavırda bir arada kalmışlık var sanki Barrett'ın hareketlerinde veya onu olmaya çalışıyor, olamıyor. Böyle bir enteresan yapısı var gibi geldi. Elbette. Yani bir ek sahibi değil Barrett. Her zaman ek sahibi olanların yanında onlara hizmet etmek için. Ama dolayısıyla her şeyi de biliyor. Yani comme il faut nasıl yaşanır biliyor. Sofra adabını biliyor, şarap adabını biliyor elbette. Yani bu soylular kadar iyi biliyor. Ama elinde hiçbir güç, hiçbir ek yok. Farklı orada. Elbette. Ve onu elde etmek istiyor işte. Bütün film boyunca onu elde etmek istiyor. Tony'nin var tabii. Yani güç var ama o farkında değil. Yani o güç sonunda kaybediyor. Evet. Gördüğünüz gibi çeşitli yerlere gidebiliyor film. Peki, ben teşekkür ederim. Geldiniz, dinlediniz, konuştunuz. Sağ olun.